güçlü olduğu, olumlu olduğu sektörlerden. Hatta burada işte belli sektör raporları veya şirketlerle ilgili yukarı yönlü güncellemeler görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Gedik Yatırım olarak bizim de hani çimento sektörüne çıkartmış olduğumuz bir rapor vardı. Yine Gedik.com'dan bu rapora da ulaşabilirsiniz. Ama genel olarak hani sektörel beklentiler de çimento yönelik olumlu, onu söyleyebilirim. Çimsa hissesinde de hani burada zaten baktığımız zaman Kasım ayının ikinci yarısında da güçlü yükselişlerin etkili olduğunu gözlemledik. Hisse de şu an için tarihi ve 96 lira seviyesinde bulunuyor. Hani şu endeksin grafiği son günlerdeki yataylaşma malum. Hani buna bağlı olarak da Çimsa'da da burada biraz daha zirveden gelen kar satışları ama kısa vade ortamı üzerinde seyreden bir görünüm var. Hani birçok analistlerdeki görünüm durum bu aslında. Yani kısa vade ortamın üzerinde tutunma var ama hani zirve seviyelerinden bir miktar kar satışları yaşanmış durumda. Hani burada bir süre mevcut pozisyon varsa izlenebilir ama bir süre izlemede kalmak lazım yeni pozisyon alımı için. Bu bahsettiğimiz endeksteki 5000 puan kriterine dikkate alarak. Ama hani orta vadeli beklentilerle düşünüyorsanız burada geri çekilmeler yaşanacak olursa bunları kademe olarak değerlendirebilirsiniz görüşündeyim. Çünkü hani çimento sektörüne dair dediğim gibi beklentiler olumlu ve 2023 yılında da burada hani sektöre olan ilginin genel olarak korunduğu bir süreç gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Hani Fibonacci seviyeleri açısından baktığımızda da 80 lira 83 kuruş seviyesi 23.6'lık kısım. Burası önemli. Eğer burası kırılırsa herhangi bir nedenle yukarıda 80-83, aşağıda 71-45. Bu bant aralığının daha önceki bant aralığının tekrardan gündeme geldiğini izleyebiliriz. Hani kısa vadeli ortalamalar kırılacak olursa kısa vadeli pozisyonlarda stop edilebilir. Geri çekimlerde 80-83 veya burada 71-45'e kadarki düşüşlerde orta vadeli bir kademeli alım fırsatı yaratabilir diye düşünüyorum hisse açısından.